Anne, iyi misin? İyiyim. Konuşuyorduk. Sağ ol. Zeynepciğim, hadi anneni yalnız bırakalım biraz, tamam mı? Zeynep, eğer gitmek istemiyorsan... Merak etme anneciğim, sen biraz dinlen, tamam mı? Aa, teyze, iyi misin? Sağ ol yavrum, iyiyim. Yaşlılık işte. Yok mu kimin kimsen? Yok. Allah. Tamam, ben bindireyim seni taksiye. Ver bu çantanı bana. Tutun, tutun. Allah razı olsun. Ne muradın varsa versin kızım. Gel. Ben burada çok sıkılırım. Hemencecik gel, olur mu? Tamam anne, merak etme. Bu sefer seni bırakıp hiçbir yere gitmem. Oh, sen biraz dinlen, tamam? Annemden ne istiyorsunuz? Zeynepciğim. Size annemden ne istiyorsunuz dedim. Nedeniniz de annem bu hale geldi. Aşağıda konuşalım. Gel. Ay Allah'ım, sen büyüksün ya Rabbim. Sen yardım et ne olur. İnceldiği yerden kopsun yani, ne yapayım? Ne yapıyorsun sen ya? Bir havalimanında, bir burada. Çekil şuradan. Gir içeri konuşacağız. Abla çekil. Gir içeri konuşacağız dedim. Ya ne konuşacağım ya? Gir içeri. Ne var ya? Evet, sizi dinliyorum. Anneni üzecek hiçbir şey yapmadım. Yapmam da. Vallahi buradan öyle görünmüyor. Çünkü siz havaalanına gelene kadar annem gayet iyiydi. Öfkene 2 dakika ara versen. Havaalanına bir arkadaşımı karşılamaya gittim. Durun tahmin edeyim. Sonra annemi gördünüz. Tesadüf işte. Allah Allah. Dün okulda, bugün havaalanında.
Bu nasıl bir tesadüfse artık? Senden ayrıldığı için üzülmüş olamaz mı? Benle ilgisi olmadığını mutlaka sana söylemiştir. Hadi bana inanmıyorsun. Ya annene? İyi de bu çok saçma. Yani annem niye buna bayılacak kadar üzülsün? Anne olmadan anlayamazsın. Evladından ayrılmak kolay bir şey değil. Tabii annen gibi anneleri kastediyorum. Ha Zeynep, Allah aşkına. Şurada bile senden ayrılmamak için çevirmediği dolap kalmadı. Doğru söylüyorsunuz değil mi? Yani annemi üzecek bir şey yapmadınız. Yapmadım. Yapmam da. Sandığın kadar kötü biri değilim belki. Of. Ben ne kadar salak biriyim ya. Niye o kadar gitmek için ısrar ettim ki? Yani ya annemin başına bir şey gelseydi? Bunları seni üzmek için söylemedim Zeynep. Annen iyi. Gayet iyi. Ben annemi o halde görünce biraz abarttım. Ya özür dilerim, kusura bakmayın ne olur. Sabah evden çıktı, bir arkadaşıyla buluştu. Birlikte havaalanına gittiler. Çok telaşlıydı. Tamam detayı geç, ne konuşuyorlardı? Bilmiyorum ama vücut dili ve jest mimiklerinden anladığım arkadaş değiller. Nasıl yani? Sevgililer miydi? Şu an hastanedeler. Çıkmalarını bekliyorum. Tamam ben öğreneceğimi öğrendim. İstemiyorum. Fotoğraf falan gönderme. O kadınla kocamı aynı karede görmek istemiyorum. Anlamadım Özlem Hanım. Takibi bırakayım mı? Evet bırak. Bırak evet yani bunu anlamak bu kadar mı zor? Bırak istemiyorum. Babaanne, babam başka kadınları mı seviyor? Babaanne. Efendim güzel kızım. Annem niye öyle söyledi? Babam başka kadınları mı seviyor? Seviyor tabii ki. Seni seviyor, beni seviyor. Sonra Emel ablayı, Madonna'yı da seviyor. Annemi? Tabii ki onu da seviyor. O zaman annem niye ağladı? Sadece onu sevsin istiyor. Aliye hadi kalk gidiyoruz. Özlem ne oluyor? Aliye hadi, hadi diyorum. Özlem. Adnan beni aldatıyor anne. Oldu mu? Aliye gel buraya hadi. Saçmalama kızım, Adnan öyle bir şey yapmaz. Aliye diyorum hadi gel buraya. Çocuğu korkutuyorsun. Hayır hep aynı laf, çocuğu korkutuyorsun korkut. Niye korkutayım çocuğu ben? Annesiyim ben. Aliyeciğim gelir misin lütfen? Aliye burada kalacak, sen istediğin yere git. Siz karışamazsınız, ben annesiyim. Aliye hadi gel diyorum. Adnan da babası. Tamam. Tamam, tamam güzel kızım. Tamam yavru kuşum, yok bir şey. Konuşuyoruz sadece. Anne ne olur gitme. Bence de burada kalmalısın Aliyeciğim. Evet burada kal. Böylece babandan fırsat bulup beni de özlersin. Böyle olacağını hiç tahmin etmezdim. Nasıl? Yani daha biraz önce size çok öfkeliydim. Ama şimdi gerçekten teşekkür ederim. Yani ya ben gitseydim ve siz orada olmasaydınız?
Üstelik hala buradasınız. Yani annemin tüm huysuzluğuna rağmen. İzin verirseniz size bir şey sormak istiyorum. Tabii. Ben su getirdiğimde annemle tartışıyordunuz. Annem kızımın aklının karışmasını istemiyorum dedi. Niye öyle söyledi? Merak etmeyin, aramızda kalacak. Zor yerden mi sordum? Biraz. Ya yanlış anlamayın, ne olur. Anneme sorsam da söylemez. Yani inatçıdır da biraz. Ben şey mi diye merak ettim. Anladınız beni. Aranızda bir şey mi var diye. Yani ben mutlu olurum. Kafam karışmaz yani. Niye karışsın ki? Annem işte pimpirikli biraz. Ya sanırım onu paylaşamayacağımı falan düşündüm. Ama sorun değil. Bu arada havaalanında arkadaşımı karşılamaya gelmiştim de yemedim, onu da söyleyeyim size. Annemle bu aralar aranız biraz limoni sanırım. Ama merak etmeyin, sebebini sormayacağım. Sadece annemi ne olur hiç üzmeyin. Olur mu? Ya sen ne bencil, ne düşüncesiz bir şeysin ya! Bugünkü saçmalığın neydi öyle? Hı? Ne işin vardı senin havalimanında? Sana kızım için hesap verecek değilim. Ama sen bana hesap vereceksin şu andamla. Adnan'ın bugün havalimanında ne işi vardı? Ya bilmediğin şeyler var. Hadi benim yüzümden kızı kaçırmaya kalktın, onu anladım. Adnan'ın havalimanında ne işi var Damla? Kızım ne geçiyor aklından senin? Cevap ver bana. Ya Adnan zaten... Sen aşık mı oldun? Ne? Sen Adnan'a aşık mı oldun? Sen ne dediğinin farkında mısın? Niye bu kadar şaşırdın? Ben senin ciğerini bilirim kızım. Anlarım her halinden. Zeynep bile anlamış senin ne hatlar karıştırdığını. Sen gerçekten saçmalıyorsun. Ne saçmalık? Söyle bana ne saçmalık? İlk görüşte aşk mı saçmalık? Değil kızım. Ben yaşadım, biliyorum ne olduğunu. Sen aklından ne geçiyor küçük beyninden? Sen bir söylesene bana. Ben sana söyleyeyim. Sen anladın kızım benim kızımdan vazgeçmeyeceğimi. Adnan öğrenirse o da vazgeçmeyecek kızından. Kimi tercih edeceksin? Adnan'ı tabii. Neden? Çünkü alevin gücü yetmez kızını ondan almaya. Sen de kendini o adama yamarsan hem yanında Zeynep hem de zengin koca. Bir taşla iki kuş. Helal olsun sana be. Benim anlamadım kızım, sen ne ara bu kadar cin oldun? Sen delisin. Deliyim ya. Siz delirttiniz beni. Ne zaman söylemeyi düşünüyordun Adnan'a? Zeynep'in onun kızı olduğunu, işini sağlama alıp adamı kendine aşık ettikten sonra mı? Ya zaten Adnan biliyor Zeynep'in onun kızı olduğunu. Ne anlatıyorsun bana bir saattir? Bir kızınız varmış. Babalar kızlarını hep çok sever derler. Yani benim babam olmadı hiç ama... İyi bilirim babasızlığı. Onu görmeyi öyle isterdim ki. Gülüşünü, sesinin tonunu, kızdığında nasıl baktığını, her şeyini. O kadar merak ediyorum ki. Keşke hayatta olsaydı. Keşke onu bir kere görebilseydim. Bunun için canımı bile verirdim. Annen ne anlattı sana?
ne anlattı anlamadım. Yani babanı hiç görmediysen annenin anlattıklarından biliyorsundur. Babam ben doğmadan vefat etmiş. Fotoğrafını görmüşsündür ama. Keşke. Birkaç tane fotoğrafı varmış. Ama nedem bulunca yırtıp atmış. Neden? Boşboğazlık ettim, kusura bakma. Yok, sorun değil. Biraz önce ben de zor yerden sordum. Annem nikahlanmadan bana hamile kalmış. Babamı da trafik kazasında kaybedince dedem çok sinirlenmiş. Onunla ilgili ne varsa her şeyi yırtıp atmış. Evde bu konuyla ilgili konuşmak bile yasak aslında. Öyle işte. Keşke şimdi hayatta olsaydım. Bana söyleyecek... Bana söyleyecek o kadar çok şeyim var ki. Baban şu an karşında olsa, ona ilk ne söylerdin? Bırakma baba. Ne olur bizi bir daha hiç bırakma. Ya abla git hadi ne olur, yalvarıyorum. Ya bir dur. Ne yapacağımızı bulmaya çalışıyorum. Ya saçmalama. 2 dakikada Adnan'ı ikna edecek kadar mantıklı ne bulacaksın? Ya git Allah aşkına, yakalanacağız ya. Ya bir sus. Kafamı toplamaya çalışıyorum. Ne oldu, sustunuz? Kızım. Aliya. Seni görse çok sever. Hep bir ablası olsun istiyor. Hadi. Anneni fazla kızdırmayalım. Hemen dönelim. Bence de. Abla gelecekler diyorum. Ne olur ya, ne olur git hadi. İnkar edeceksin, tamam mı? Ne yaparsa yapsın. İnkar edeceksin, Zeynep benim kızım diyeceksin. Ya tamam hadi git, ne olur ya. Bak vicdanlısın sen. Bu işte vicdan yok, tamam mı? Ya tamam anladım. Anlattın kaç kere. Git yakalanacağız. Kesin çok kızacak nerede kaldınız diye. Saf saf konuşup, uzun uzun konuşup da kimseyi işkillendirme. Abla git Allah aşkına git. Geliyorlar ya. Sen iyi misin? İyiyim. İyiyim ben. Sen niye ayaktasın? Serumun da daha bitmemiş. Tuvalete girmiştim ben. Hadi gidelim artık ya.
Hayır anneciğim, sen iyi değilsin. Lütfen önce serumum bitsin, sonra gidelim. Zeynep haklı, bu halde olmaz. Ay abartmayın, iyiyim. Çok bunaldım zaten ben burada. Gidelim artık, hadi. Tamam dur. Gel bir elini yüzünü yıkayalım en azından. Hayır, hayır. Hayır ya. Hadi gidelim Zeynep. Tamam çantamı alayım ben. Allah. Tolga, iniyoruz. Sen kapıda mısın? Reyhan! Reyhan! Ne oldu? Söyledin mi babama geldiğimi? Aradım Özlem Hanım. Kötü deseydin, çok kötü deseydin. Geliyor mu, ne yapıyor? Gelecek. Abla! Ah, Mert! Ne oldu ya? Bak, babam bir an önce eve gittiğince kötü bir şey oldu sandım. Ben bunu hak edecek hiçbir şey yapmadım. Ben bunu hak edecek hiçbir şey yapmadım. Şşş, tamam tamam, ben buradayım, tamam. Ay, babam nerede? O gelir birazdan. Ne oldu sen? Anlatsana bana. Adnan'la boşanıyoruz. Tamam, sen üzülme bak. Belki böylesi senin için daha iyidir. Nasıl böylesi daha iyi ya? Boşanıyoruz diyorum, daha iyi olur diyorsun. Saçmalama. Ya ablacığım, yürümüyor işte. Bitmiş gitmiş, anlaşamıyorsunuz. Niye inat ediyorsun? Hiçbir şeyin bittiği falan yok, tamam mı? Ben onu hala çok seviyorum. Salonda. Baba. Baba. Ben onu o kadar çok severken babana neler yapıyor, neler yapıyor. Kızım, ağlama da doğru dürüst anlat. Ne oldu? Adnan beni aldatıyor. Başka bir kızım var. Geç otur şöyle. Gel kızım. Adnan böyle bir terbiyesizlik yapmaz, emin misin? Sen de mi ya? Sen de mi babaya? Emin misin, emin misin? Hepiniz ağız birliği yapmışsınız gibi. Yok, uyduruyorum. Adnan haklı, ben hep haksızım. Hep Adnan şöyle, Adnan böyle. Bak, göstereyim. Kendi gözlerinle gör. Ah! Ah! Fotoğrafım var. İyi bari istese de inkar edemez. Otur oturduğun yerde. İşte kadın bu. Pislik herif. Kim bari, tanıdığımız biri mi? Şşş. Daha dikkat et. Ablamın üzülmesine daha ne kadar göz yumacaksın? Üstüne vazife olmayan şeylere burnunu sokma. O her ne kadar senin kızınsa benim de ablam. Çık dışarı. Çık. Dediğim gibiyse kimsenin seni üzmesine izin vermem. Belki gitmediğin daha iyi oldu. Gittiğinde neyle karşılaşacağımı bilemezsin. Beni mi takip ediyorsun sen? Takip değil. Tedbir. Bir kere Ali Osman'ın yanına iliştin mi, arkanda bile gözün olacak. Düşmanım çok benim. Yanında olanlara hep zarar verdiler.
Sen de birkaç gündür yanımdasın ya. Ondan. Ya niye böyle tuhaf davranıyorsun? Bir konuş, bir şey de. Kim seni böyle ağlatan? Sen dilini mi yuttun? Bir cevap ver, bir cevap. Yanımıza geldin, elinden tutalım dedik. Mendil tutmaktan helak olduk. Ya bak ben senin ağlamana dayanamam. Sen Kevser Hanım'ın bana emanetisin. Vallahi ve billahi söyleyeceksin bana seni kim ağlatıyor. Anne bavulu ne yapacağız? Eve gidelim hallederiz. Deden bir gitmediğini görsün de. Biz burada inelim. Sokağa girmeyin. Tabii. Gel annesini tutalım. Zeynep dur ben inerim. Tekrar teşekkürler. Rica ederim. Yapabileceğim başka bir şey varsa. Sağ olun. Merak etmeyin. Olursa ben size söylerim. Zeynep hadi kızım yorgunum. İyi günler. İyi günler. Görüşürüz. Sen niye Adnan abiyle ne konuştuğumuzu bu kadar merak ediyorsun bakayım? Hı? Bir gittiniz gelmek bilmediniz Zeynep. Merak etmeyin bunu. Anneciğim. Benim yanımda Adnan abiye bey diye hitap etmene gerek yok. Benim aklım karışmaz. Ya aksine çok mutlu olurum. Adnan abiyi çok sevdim ben. Bence çok iyi biri. Ne alakası var ya? Hem senin niye aklın karışsın ki? Üf anne, saf mıyım ben? Sen demedin mi Zeynep'in aklın karışmasını istemiyorum diye? Hem de fısır fısır. Ben onun şey için dedim. Ne için dedin? Tamam tamam. Bizde hastalar sıkıştırılmaz. Gelmeyeceğim üstüne. Bizimkilere bayıldığımı söyleme tamam mı? Telaş yaparlar şimdi. Tamam tamam anneciğim. Annemi bırakıp gidemedim derim. Sen okula mı gitsen acaba? Bursun'la ilgili sıkıntı olmasın sonra. Ah, dur anneciğim bir saniye. Ha. Sen gel, gel, gel. Baba ne olur, ne olur yapma. Gideceğiz zaten tamam mı? Sen de rahat edersin. Nereye? Biz eşek başı mıyız burada? Baba zorlama ne olur. Baba. Bana bak, bu yaştan sonra beni evlat katili yapma. Baba yeter ya, Allah aşkına yeter. Ben ektim demem, öldürürüm ulan seni. Aslında kapatmam lazım. Baba Allah aşkına diyorum. Ne Allah aşkına be? Ne olursun, gözünü seveyim Hasan. Tamam, ne olur. Ne olur, sakin ol. Dede. Zeynep. Müzik.
gittiğinde de ben gitmedim. Niye? Bak gitmemiş işte. Ya niye, niye? Sen sus. Aferin kızıma. Dedesini çiğnememiş. Okula. Anne lütfen. Sayın ne olur hadi git. Tamam kızım sen git merak etme ben buradayım. Hadi. Zeynep hadi. Baba. Kızım Damla. Öf dede ya öf. Annem Bey. Arabada unutmuşsun. Anneni aradım ama cevap vermedi. Teslim etmeye geliyordu. Teşekkür ederim. Birkin bütün bir ömrümü bedel be baba. Hı. Ablamın incini niye bizden çıkartıyorsun? Allah Zeynep'e hakkı olan nefesi vermiş. Sen bir kuru tebessüm bile çok görüyorsun. Kızım, ne olur. Anne bırak söyleyeceğim. Hani küçükken yürümeyi ben öğrettim sana derdin ya hep. Hatırladın mı? Ellerimi çok erken bıraktım be baba. Çok erken bıraktım. Sen benim kahramanımdın. Belki bir gün bizi kabul edersin diye çok bekledim. Sen Zeynep'i hiç sevmedin. O çocuğun ne günahı var baba? Yapma böyle ne olur yapma. Peki baba. Varlığımız bu kadar eziyetse sana. İstenmediğimiz yerde durmayız biz. Yazıklar olsun. Ne bitmez çileymiş bu. Zahmet etmeseydiniz ben bir otobüse atlayıp giderdim. Akışına bırak. Belki de okula seni benim bırakmam gerekiyordu bugün. Efendim anne. Baba seni çok özledim. Alya kızım ne oldu neyin var? Annem bizi bırakıp gitti. Telefonu babaannene ver kızım. Babaanne babam seni istiyor. Tamam kızım. Hadi. Adnan, Özlem gitti oğlum. Anne ne diyorsun? Nereye gitti? Babasına. Ne olduysa yine bir şeylere sinirlendi. Ortalığı kırıp döktü. Sonra da Adnan beni aldatıyor deyip çekip gitti. Ne oluyor Adnan? Nedir bu aldatma meselesi? Hadi yapma Allah aşkına. Yok öyle bir şey. Paranoya yapıyor. Ne olur Adnan sakın diyeyim. Çocuk perişan oldu ağlamaktan. Aradım Özlem'e maçma telefonunu. Erken gel olur mu? Tamam anne ben hemen geliyorum. Kötü bir şey yok ya. Yok şey... Kızım biraz üzgün. Ağlıyor. Eve gitmem lazım. Zeynep'ciğim sakıncası yoksa... Eve bir uğrasak olur mu? Yani ben aslında buralarda bir yerde inebilirim. Buradan okula gitmen zor olur. Ay yok yok ya merak etme ben bakarım başımın çaresine. Okulda acil bir işin yoksa gelmeni çok isterdim. Hem belki Aliye seni görünce... Yani bilemedim ki ben şimdi.
Gelirsen çok mutlu olurum. Okulda bir işim vardı aslında. Ya ama yarın da halledebilirim sanırım. O zaman geleyim ben sizle. Damlacığım, ne olur yapma. Yüreğime indireceksin. Babanı biliyorsun. Zeynep gidiyor diye çok üzüldü. Ondan yaptı. Ne yapsın adam? Bırak anne ya. Babamın halini görmüyor musun? Hadi onu görmüyorsun. Yengemi de mi görmüyorsun? Biz bu eve fazlayız. Anla artık. Aç gözlerini. Ben kendime geçtim. Ama kızımın itilip kakılmasından bıktım, usandım artık. Biz gitmeden babamın başı göğe erlenecek. Kızım şu anda çok öfkelisin. Bir sakinleş, ben babanla konuşacağım. Bırak anne ya. Bırak Allah aşkına. Babam kendi bildiğini okumaktan vazgeçmeyecek. Asla. Sen de boşuna nefesini tüketme. Baba, bu Damla dün Zeynep gidecek diye delirmedi mi? Bugün niye tutup getiriyor? Film çeviriyorlar baba, film. Var bu işte bir katakulli. Beğendin mi yaptığını? Zeynep'in içi el vermemiş gitmeye. Dedem çok üzüldü demiş. Gitmesem de olur demiş. Aklı burada kalmış kızcağız. Ben neyin ne olduğunu unutmadım Necmiye. Unuttun sen, unuttun. Damla bir gün olsun senin başını eğmedi. Ablasının günahı için hayatını feda etti kızcağız. İşte en çok da bunu unuttun sen. Üstüme gelme Necmiye. Kız gidiyor Hasan. Eşyalarını topluyor. Kalk bir şeyler yap. Hadi. Ay anne, rol yapıyor. Nereye gidecek? Allah cezanı vermesin. Çık dışarıya. Kalksana, ne duruyorsun? Git bir şeyler yap. Kız gidiyor diyorum. Hiç mi vicdanın kalmadı senin? Ezan, evde misin? Sana geleceğim. Damla, sen iyi misin? Zeynep'le sende kalacağız. Ya müsaitsen tabii. Tabii tabii. Olur. Damla, akşama bir sütlaç yapsan da yesek be kızım.